Allah'a ister, kurtul bu yoldan, uyan bu derin uykudan, ey zeki akıllı Türkiye halkı. Allah'a ister, Allah'a ister, Allah'a ister diye doğar doğmaz kulağınıza bağıran, hacıların, kocaların, şeyhların, ana babaların, eski toprakların, yaşlı amca dedelerin, belki de çocuğum, evladım, oku, çalış, öğren, cehillik mağarada kaldı. Tek bir şey bilme, her şeyi bil oğlum. İstediğine inan, istediğine inan bebeğim. Deseydi, medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Sanatçıların kirli eline bak. Kaynan odur, medeniyet odur çocuğum deseydi. Şimdi Türkiye halkı olarak uçan dairelerde gezip keşfettiğimiz yeni gezegenlerdeki canlar ile akraba ilişkisi kurup başka gezegenlere düğünlere gidip düğünlerde belki şamame, cida, gulgule hatta lörke belki de zeybek oynamaya gidiyorduk. Türkiye halkı olarak ne gökten, ne gayipten, ne hacıdan, hocadan, şeyhtan, imamdan bizler doğruyu bilmek, doğru kararlar almak, bilimin esas tutmakla birlikte yaşadığımız acı acı tecrübelerden ders alarak hayatın akışına göre hareket ederiz. Siyasetteki idare prensipleri Türkiye'yi aydınlatıcı ana hatlar olmalıdır. Fakat bu prensipler, idareler, kurallar, görevler gökten indiği zamanla istifarın doğmaları ile asla bir hukum oldu. Efendiler, sırası gelmişken aziz milletime şunu tavsiye ederim ki bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki ve vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir adım geri kalması talihsizlik olur. Ulusun iflası heva ziyanı olur. Ekmeğe bilenir, çöp toplar hale gelir. Aziz ve korkak insanlar herhangi bir felaket karşısında milletin de hareketsizliğe sürüklenmesine, bir kenara çekilip kalmasına ve öküzün trene baktığı gibi ancak kalkmasına yol açar. Tüm bağımsızlık demek elbette siyaset, maliye, ekonomi, adalet, istikrarı, istikbari, ticari, din, kültürü, ahlak bilgisi ve benzeri tüm alanlarda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi bir yerinde bağımsızlığından yoksun kalmış, yoksun olmuş herhangi bir ulus, gerçek anlamıyla tam bağımsızlığından yoksun olmuş demektir, iflas demektir. Dolar en az 10 TL'dir, tedbir almazsa ve bağımsızlık sağlamazsa, herkes kendi işini yapmazsa, 1 dolar 1000 TL bile olsa azdır. Daha ne diyeyim ben size? Ey Türk gençliği, birinci ödevin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar kurmak ve savunmaktır. Ey Türk gençliği, Türk istikbalin evladı. Bu ahval ve şeriat içinde ilk vazifen Türk istikbal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Eğer asil kudret ruhunu kanında hissedemiyorsan, en başta Adana Ekrem Top Ruh Hastanesi'ne, o da yetmezse Adana Kürtçüler Cezaevi'ne, yine de olmazsa ya Adnan Oktar'a görün ya da Profesör Doktor Haydar Tümen'e ya da Sırıklı Zırhlı Baytar Ali Erbaş'a görün. Ama görün, hepsi başarınız olursa sen kesin Ermenisindir. Büyük nenen esir düşmüş ve zorla kaderine razı getirilmiş, araya karışmıştır. Bu şartı burada bitmez. Ey Türkiye halkı! Dünya 5'ten büyüktür. Sadece 5 ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne vicdanidir. Hele hele tek bir kişiye tüm dünyanın kaderini teslim etmek ya yüreklemişliktir ya da kandırılmışlıktır. Konusu görev artık resmi makam ve ülke olmaya sağarak el altından yürütülemez. Açıkça ortaya çıkıp ulusun hakları adına yüksek sesle bağırmak ve bütün ulusun bu sese katılması gerekir. Global the God of Dreamers, Global of Angel. Ya duy bu sesimi, ya kes bu nefesimi. İkinci Dünya Barışı, Ayar ve Simetri Merkezi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Global Bozkurt, Dev Devrim Devleti. Yaşasın Global Bozkurt, Gök Kubbe, Adalet Bilim, Medeniyet, Hakimiyet Kalesi. Yaşasın Kirvem, Yiğitler Yiğidi, Cevparem, Mazlumların Formülü, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sir Global, Cerrah Kerpurov, Çakıp, International Sürgeri, 7-24, Emer Genci, Sir Kontrol, her zaman beleş. Zengin Erseniz, Amerika'nın Zestas'ı, Elon Musk'ı varsa, Türkiye'nin Uğur Battal Gazi, öz konusu batan yoksa var, sancak da liste var. Hey human, you bel, life, no money, I am my bel, life is Türkiye on a street, finansal bindu, where? Uğur Battal Gazi ve şehitlerin, federelerin öz soyundan, şah damarından gelen şahsiyetimle
Türkiye Cumhuriyeti kamunun en derbeder bağımsız düşünürü, proje sabar, prof çözecek, esnaf ustası, vatancan sever, sancak savunucusu olarak siz Türkiye'lere 100 milyonu geçmiş halkına belirtmek isterim ki inanmaz sancağır değer yanarsın, ölünce görürsün hiç şüphesiz, kesin araştırmaya ve ek kovuşturmaya yer yoktur. Ben babamdan böyle gördüm, babam da babasından, dedesinden, o da büyük bir dedesinden öğrenmiş, inanmış, sen de inanacaksın, sen de tapacaksın. Biat edeceksin. Aksini sakın araştırma. Doğru yoldan çıkarsın. Münafık, gavur, kafir, zındık, cehennemlik olursun. Sonra ne hurileri görürsün ne de cenneti. Azabın bu dünyada gelmezse kesin mezarda başlar. Mezarına, kabrine yılanlar, çıyanlar, akrepler dolar. Taşlar rahat rahat uyuyamazsın. Kabrin daralır, kemiklerin sızar. Kreş olursun mahşere kadar. Kabir azabı. Sonra hesap günü gelince önce köprüden geçeceksin. Eğer kurbanlık koyun kesmişsen, adak yapmışsan korkma, üzerine girip geçebilirsin. Peki. Yakala yakala. Baba ne yiyor? Ben sütü içmiyorum. Gel gel yakala yakala. Baba içer mi? Yakala bu sütü içer süt. Yakala. Bilal yakala. Yakala yakala Bilal. Buna bir güzel yıkayın. İçer güveren ama annem verir. Ayran içer mi? Yok kızım yok. Yok. Sana gel. Gel. Çay çay. Oğlum korkma gel. Bilal. Baba. Seveyim. Sev kızım. Gel oğlum gel. Tut. Korkma. Gel oğlum gel. Tut yakala tut. Bilal yakala. Korkma oğlum korkma. Yakala. Kızım ne yapıyorsun köpeğe? Keçi işte besleyin. Bilesin ki o köprü kılıçtan keskin, kıldan incedir. Omuzlarına oturup tuvalete kadar senle girip senin günlüğünü yazan meleklerin not defterinde kışların, kabahatlerin sevimden çoksa ve nefsine uyup şeytanla işbirliği yaptığını ortaya çıkarsa vah haline. Seni demirin eridiği cehennemde ateşler içinde acil acil yanarken seni öldürüp dirilecekler ve cildin yanıp artık acıyı hissetmediğinden tekrar aynı acıyı yaşaman için aynı yılan gibi önce derini koyduracaklar, sonra tekrar giydirecekler. Giydirip çıkartıp giydirecekler, çorap gibi derini çıkartıp giydirecekler. Hem değerli yakacaklar, zincirleri ağzına sokup makasdan çıkaracaklar. Zebaniler tam ağzının orta yerine çivili demir çekişte damga vuracak ve korkun mızrak sokup kalbine sokacak ve belini kırbaçacak, gözlerini kör edecek, kulaklarını sağır yapacaklar. Diğer yanaya küçük bir bardak su yerine soktu mu ağacı suyu verecekler. Kafir, zındık, gavur, günahkar, münafık olarak ölmüşsen sonsuza kadar bu acı sürecek, hiç bitmeyecek. Ve seni yaradan bile merhamet etmeyecek. Babalar çocuklarından, çocuklar babalarından, anneler yavrularından kaçacak. Fakat inanır, biat edersen bakabildiğin kadar cariyen, ayrıca 4 tane avradın olabilir. Cennette iri gözü tomurcuk onaylı hurilerinle dolaşırken, şarap akan ırmaklardan şarap içerken, altın tepsiyle ikram edilen salkım üzümlerden yiyebilir. Gümüş çatanla istediğin kadar meyveden nasiplenebilirsin. Ve gönlünden ne dilersen ışık hızıyla önüne serilebilir. Öncelikle en başta yapman gerekenler. 1- Tepecilik ve faizcilik yapmayacaksın. İftira atmayacaksın. Ve dua ne yiyecek ne edeceksin. Haram lokma yutmayacaksın. Dedikodu yapmayacaksın. Zina yapmayacaksın. Yan gözle bile bakmayacaksın. Kara çarşaf giyip peçe takacaksın. Sakal uzatıp sırık fes küpe giyeceksin. Asla cenabet gezmeyeceksin. Bol bol abdest alacaksın. Su yoksa temin yapacaksın. Muskabülüyle hiç uğraşmayacaksın. Nazara inanabilirsin. Hacca gitmelisin. Taşın etrafında en az 7 defa dönüp tavaf yapmalısın. Şeytanı 7 ayrı taşta tam isabette kafasını gözünü kırmalısın. Kurbanı kesip hayrına orada bırakmalısın. Kurbanlık adak yapmalısın. Oruç tutup sakın bırakmamalı, kaçırmamalısın. Ceza yersen bir gün en az 15 gündür bunu unutmamalısın. Namazını tam nişan hedef kıbleye alarak kırmalı, ihmal etmemeli. Sonradan kaza bele, nafileye sebep olmamalısın. Zikir yapmalı, tesbih çekmelisin. En başta camiye sadaka vermelisin, sadaka. Hayır yapmalı, yardım etmelisin. Kaderine, kısmetine, alım yazına razı gelmelisin.
Haline her zaman şükretmelisin. Dolar 10 TL değil, 1000 TL de olsa ses etmemelisin. İş yerine Cumhurbaşkanı'yla açılış yapayım derken kapanış yaptığını reklam etmemelisin. Sesini duyurmak için düştüğün cezaevinde uyuz olduğunu asla kimseye anlatmamalısın. Şikayete gittiğin karakolun deli hastanesine yatırdığını sır gibi saklamalısın. Düştüğün cezaevinde 40-50 kişi 5-10 ötekle aynı patlıç çuvalı gibi istiklenip kucak kucağa yatarken kalbi sıkışıp daha fazla bu zulme dayanamayan, zulümsel şiddete maruz kalan, suçunun ne olduğunu bilmediğin fakat suçunun ölüm cezası olmadığından herkesin de hemfikir olduğu adalet şehidi Murat Aydın Aras ne artık işte o unutmamalısın, asla yalan söylememelisin, yalan söylememelisin, yaşasın, doğru yol buymuş, yaşasın, cennet buradaymış.